Bu arada biz çocukken hocam havuza giderdik mesela. Havuza girmeden önce şey yapardık. Euzü besmele çekip komple girerdik. Hani normal namaz abdesti almış gibi sayardık, namaz kılardık. Çocuktuk o zaman, çok şeyimiz yoktu ama. Yani aslında çok büyük bir hata da değil. Evet. Şöyle ki, euzü besmele çekmeseydiniz dahi zaten abdeste, boy abdestinde veya normal abdeste niyet şart değildir. Niyet sünnettir. Evet. Böyle olduğundan dolayı bir kimse serinleme gayesiyle beraber, tabii girdiği suyun büyük soyulması gerekir, necis olmaması gerekir. Serinleme gayesiyle beraber kişi böyle bir suya girse, vücudunda kuru bir yer kalmayacak şekilde ıslansa, ağız ve burun da buna dahil olmakla beraber, bu insanın boy abdesti olur, artı normal namaz abdestini de almıştır. Ve bu şekilde bu insanın namaz kılmasında manidir. Yani denize gittiniz, denizde yüzdünüz, normalde serinleme gayesiyle yüzdünüz. Denizden çıktınız, ya ben abdest almamıştım, namazımı kılabilir miyim? Eğer o arada abdesti bozucu bir işlemde bulunmadıysanız abdestiniz zaten vardır. Ama. Hani bu havuz belki böyle hani şey olduğu için, onun da Hanefi fıkhına göre büyüklüğü vardır. İşte onu 10 zira olarak, takribi olarak 25-30 metrekare olarak bir alanı kaplıyor ise, derinliği de işte elinizi avuçladığınız zaman derhal dibi ulaşılamıyorsa, yani bir 15-20 santimlik bir derinlik varsa, ki havuz dediğiniz zaten en azından yani 1,5-2 metredir. Falan, evet. Bu gibi havuzlar, ki olimpik havuzlarsa olimpik zaten büyük su hükmündedir. Harici olarak bu sularda da necaset galip olmadıkça bu su temizleyici unsura sahip olacağı için böyle bir havuzdan abdest almak da mümkün olacaktır. Güzel bir şey oldu hocam, rahatlık oldu.